İyi günler. Medyaskop'ta yayınlanan Para Politik programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü yayında ben son zamanlarda yükselişini devam eden borsadan biraz bahsedeceğim. Burada nasıl yatırım yapılır onları değerlendireceğim. Borsaya girmek için uygun bir zaman mıdır değil midir o konudaki görüşlerimi sizinle paylaşacağım. Ama ondan önce dün Merkez Bankası'nın Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantısı vardı. Bu toplantıdan çıkan faiz kararı üzerine kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Dün Merkez Bankası politika faiz oranında 150 bas puanlık indirime giderek faizi %9 seviyesine çekti. Hatırlayacaksınız geçen ay yani Ekim ayı içerisinde özür dilerim. Para Politikası Kurulu toplantısında da faizler 150 bas puan indirilerek %10,5'a getirilmişti. O faiz indirimi ilişkin duyurum metninde Aralık ayında da benzer bir indirimin yapılacağı ifade edilmişti. Dolayısıyla dünkü faiz indirim kararı içerisinde sürpriz barındıran bir indirim kararı değil. Beklenen o idi. Yani 150 bas puanlık bir indirim yapması bekleniyordu ki bunu ima etmişti Merkez Bankası geçen ayki karar metninde ve bu beklenen yaptı ve faizleri %9'a çekti. Dün yayınlanan karar metnine baktığımızda da Merkez Bankası şunu da söylüyor. Artık ben faizleri tek haneye getirdim. %9 seviyesini indirdim. Bundan sonra benden bir faiz indirimi beklemeyin. Bundan sonradan benim anladığım herhalde seçimlere kadar faizler olağan dışı bir şey olmazsa iktidar açısından bu seviyesini koruyacak ve %9 olarak kalacak. Öyle görünüyor. Merkez Bankası'nın metninde ifade ettiği de o. Ben metni ayrıntılı bir biçimde okudum. Yani çok merak ettiğimde değil ama hatta sözcük karartarak da baktım. Merkez Bankası şu anda yüksek seyreden, işte en son açıklanan Ekim verisi %85 civarında bir enflasyona işaret ediyor. Bu enflasyonla mücadele etmek için mücadele ettiklerine ilişkin neler söyleyecek diye metni okudum. Sözcükleri de tarattım. İşte örneğin enflasyon sözcüğü kaç defa metinde geçiyor diye baktım. İki sayfalık bir metin şu anda metinde elimde duruyor. Bu iki sayfalık metinde enflasyon sözcüğü sadece 6 defa geçmiş. Yani enflasyonla mücadele etmesi kanununun kendisine verdiği birincil görev olan ya da asli görev olan bir kurum faiz kararına ilişkin açıkladığı metinde enflasyon sözcüğünü ya da kavramını sadece 6 kez kullanmış. Dolayısıyla dün açıklanan faiz kararı ya da yapılan 150 bas puanlık faiz indiriminin enflasyonla mücadeleye ilişkin bir sürecin sonucunda ortaya çıktığını düşündürmüyor bize. Zaten öyle olmadığını da biliyoruz. Yani Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmeyi geçen sene bu zamanlar bırakmıştı. Faiz indirimlerine başladığı dönemde bırakmıştı. Ve sonucunda gördük işte %85'lerde seyreden bir enflasyon. Peki enflasyonun yüksek seyrettiğini Merkez Bankası kabul ediyor mu? Evet kabul ediyor. Peki kendi uyguladıkları para politikasını ya da faiz oranının bunda bir etkisi var mı diye merak edip metne baktığınızda da orada şöyle ifadeler görüyorsunuz. Diyor ki işte aynen alıntılayarak okuyorum ki sıkıntı olmasın. Jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışlarının gecikmeli ve dolaylı etkileri. Diyor ki enerji fiyatları yüksek, ben ne yapabilirim? O aradaki yorum bana ait. Ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkisi ki bu hafta zaten bu konuyu siz de duymuşsunuzdur. Ben de sosyal medya hesaplarımda falan da yazdım. İşte fiyat artışlarının sebebi marketlerin, ürünlerin aşırı zam yapmaları deniliyor. Hatta buna ilişkin bir tedbir paketinin pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını yani fiyat kontrolleri bile anlamına gelecek belki bir takım uygulamaları devreye alacaklarını tahmin ediyoruz. Yapılan açıklamalardan anladığımız o. Merkez Bankası da burada diyor ki ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkisi. Yani diyor ki yani enflasyon var ama bizim uyguladığımız para politikasıyla bunun etkisi yok. Şu açgözlü marketler o kadar çok
zam yapıyor ki işte onların çok para kazanıyorlar ki o zamlar sebebiyle enflasyon da artıyor anlamına gelen bir ifade kullanıyor. Bir de bunun dışında gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışın oluşturduğu güçlü negatif arz şokları. Yani diyor dünyada savaş vardı, biz ne yapabiliriz? Savaş olduğu için işte gıda fiyatları yüksek seyrediyor, işte arz süreçlerinde şoklar yaşanıyor. Bu da enflasyonun artmasına yol açıyor. Buradan anlıyoruz ki aslında Merkez Bankası bugün karşı karşıya kaldığımız yüksek enflasyon oranının ortaya çıkmasında kendi uyguladığı para politikasının hiçbir dahlinin olmadığını düşünüyor. Dahliniz yoksa da sorumluluk size yüklenemez. Yani Merkez Bankası'na benim anladığım o. Dolayısıyla bana bakmayın diyor. Yani benim yaptığım işler de enflasyona yol açmıyor. Benim kontrol edemediğim faktörlerden dolayı enflasyon yüksek seyrediyor. Bu sebeple ben de başka şeylere bakıyorum anlamına gelen bir açıklaması var. Dolayısıyla dünkü karar sürpriz bir karar değil. Beklenen bir karardı. Bu kararla birlikte politika faiz oranı tek haneli seviyeye inmiş oldu. Ki bu seviyeye geleceğini yani tek haneli seviyeye geleceğini Cumhurbaşkanı daha önceki yaptığı açıklamalarda ifade etmişti. Dolayısıyla dünkü faiz kararını Cumhurbaşkanı'nın beklentilerinin karşılanması şeklinde de yorumlayabiliriz. Bunun etkileri ne olacak? Zaman içerisinde göreceğiz. Yani bunun ilk etkilerini büyük olasılıkla kredi faizlerinde göreceğiz. Şimdi biliyorsunuz buradaki yayınlarda da önceki haftalarda zaman zaman konuştuk. Bankaların ticari kredilere uyguladıkları faiz oranlarına üst limitler belirleniyor Merkez Bankası tarafından. İşte referans faiz oranının %20 üzerinde ise almaları gereken işte devlet tahvili miktarı ona göre belirleniyor. Bunun %90 üzerinde ise işte verdikleri kredi kadar kredi almaları gerekiyor filan gibi durumlar var. Bunun etkisini burada bir miktar göreceğiz. Ama vatandaşlar açısından olumlu bir tarafı var mı diye sorarsanız, bunun eğer kredi kartı borcunuz var ise kredi kartı faiz oranlarında da bir miktar gerilemenin olması söz konusu olacak gibi görünüyor. Büyük olasılıkla Aralık ayından itibaren kredi kartlarının aylık faiz oranı, işte geçen ay aylık %1,5 inmişti. Büyük olasılıkla %1,35-36 seviyelerine inen bir kredi kartı faiz oranını göreceğiz. Ama bunun diğer göstergelere olacak etkisinin ne olacağını zaman içerisinde hep beraber yaşayıp göreceğiz. Yüksek enflasyon devam edecek. Biraz önce iktidarın enflasyonla mücadele etmeye yönelik işte bir takım özellikle marketlerdeki fiyat artışlarını kontrol etmeye yönelik bir dizi tedbiri pazartesi günü açıklayacağına ilişkin konuların gündemde olduğunu söylemiştim. Ki biraz önceki metinde de alıntıladığım ekonomik temellerden uzak fiyatlama davranışlarından bahsediyor Merkez Bankası. Yani işte zam yaptığı için marketçiler fiyatlar yükseliyor anlamına gelen bir ifade bu. Buna yönelik alınacak tedbirlerin ya da açıklanacak tedbirlerin ne olacağını önümüzdeki hafta içerisinde göreceğiz. Ama ben şunu söylemek isterim. İşte böyle üç harfli marketler fiyatlarına zam yapıyor mu? Evet yapıyor. Yani sadece onlar değil. Pek çok yerde fiyat artışlarının devam ettiğini görüyoruz. Bu sebeple enflasyon yüksek. Ama madem bu fiyat artışları bu marketlerin aşırı kar elde etme güdülerinin bir sonucu ise o zaman iktidarın doğrudan kontrolünde olan ve neredeyse kar amacı gütmediği düşünülen tarım kredi kooperatiflerinde satılan ürünlerin fiyatlarının bu marketlerdeki fiyatlardan düşük olması gerekir. Değil mi? Yani hem kar amacı gütmüyor hem iktidarın kontrolünde. Ama o marketlerde de fiyatların diğerlerinden çok farklı olmadığı, yani tarım kredi kooperatifi marketlerindeki fiyatların diğerlerinden çok farklı olmadığını biliyoruz. Hatta hatırlayalım, biz çabuk unutuyoruz. Birkaç ay önce tarım kredi kooperatiflerinde belli ürünlerde indirim yapılacağı duyurulmuştu. Şeker, un, çay, yağ vesaire gibi ürünlerde piyasanın altında indirim yapılacağı söylenmişti. Ama gördük ki oradan da bir şey çıkmadı. Demek ki sorun market fiyatlarına aşırı kar amacıyla zam yapılmasından öte başka bir yerden kaynaklanıyor. Çünkü öyle olsaydı tarım kredi
herhangi bir süpermarkette satılan ürünleri çok daha düşük fiyattan tüketicilere ulaştırabilirdi. Ama ulaştıramadığına göre sorunun başka bir yerde yattığını söyleyeyim. Evet, böylelikle bu faiz enflasyon konusunu kapatalım. Benim bugün asıl üzerinde durmak istediğim konu borsada para kazanmak. Yani belki takip etmişsinizdir. Yani takip etmemek mümkün değil ya da duymuşsunuzdur takip etmiyor olsanız bile. İstanbul borsasında bir rally yaşanıyor. Fiyatlar, hisse senetlerinin fiyatları neredeyse düzenli olarak ya da sürekli olarak artıyor gibi bir durum var. İşte borsa endeksi Temmuz'daki seviyesinin neredeyse iki katına çıkmış durumda filan. Böyle olunca haklı olarak insanların da ilgisi borsaya yöneliyor. İlgisi derken en azından kulaklarını kabartıyorlar. Acaba oradan biz de para kazanabilir miyiz diye haklı olarak merak edip oraya bakıyorlar. Kazanabilir misiniz bilmiyorum. Yani ben borsadan para kazanmanın o kadar kolay olmadığını düşünüyorum. Çünkü bizim borsa yükseliyor dediğimiz zaman atıfta bulunduğumuz gösterge BIST 100 endeksinin yani Borsa İstanbul'da işlem gören yaklaşık 500 hisse senedinden sadece 100'ünü içinde barındıran ki bunların endekse dahil edilme kriterlerini de biliyoruz. Şirketler büyük olacak, işlem hacimleri yüklü olacak filan gibi kriterlerle ekleniyor. Dolayısıyla o 100 hissenin fiyatlarındaki ağırlıklı ortalama değişimi gösteriyor endeks. Oysa geri kalan 400 kağıtta işte kabaca 500 hisse senedi olduğunu söylesek ne olduğunu bilebilmek için detaylı bir biçim. Ya başka endekslere bakacaksınız ya da ulusal tüm ya da biz tüm endeksine bakıp oradaki durumu göreceksiniz. Fakat borsayı temsil eden BIST 100 endeksi biz de oraya bakıyoruz. Orada da artış var. Şimdi haklı olarak para kazanmak istiyorsunuz. Eğer bir miktar tasarrufunuz varsa bunu bir yerlerde değerlendirmek istiyorsunuz. Nerede değerlendireceksiniz? İşte bakıyorsunuz bankaların mevduata ödediği faiz oranı enflasyonla karşılaştırdığımız zaman yerlerde sürüyor. Enflasyon %85, bugün en iyi ihtimalle %20 belki eğer çok yüklü tutarda bir mevduatınız yoksa mevduat faizi elde edebilirsiniz. Dolayısıyla orası çok kazandıran bir yer değil, hatta reel olarak baktığımızda kaybettiren bir yer. Yani bunu sadece mevcut enflasyon oranına göre söylemiyorum. 2023 yılı sonu için beklenen enflasyonu bile ki Merkez Bankası'nın beklediği enflasyonu bile referans alacak olsanız mevduatta reel olarak kaybedeceğiniz açık. Kur korumalı mevduata girseniz kur korumalı mevduatta da işte dolar kuru neredeyse yataya yakın seyrettiği için orada bir değişimde de artış durumu söz konusu değil. Hani ona da girmek nasıl olur diye düşünüyor olabilirsiniz. Dövize girseniz dövizi özellikle Amerikan dolarını iktidarın baskıladığını görüyoruz. İşte bunu hem döviz satarak yaptılar yakın zamana kadar hem de uyguladıkları ve makro ihtiyacı tedbir adını verdikleri diğer araçlarla döviz fiyatını, doların fiyatının artmasını sınırlamaya çalışıyorlar ki bunu da büyük olasılıkla seçimlere kadar sürdürecekler gibi görünüyor. İşte bu hafta Suudi Arabistan'dan bizim Merkez Bankamıza 5 milyar dolara yakın bir kaynağın gireceğine ilişkin söylentiler falan da gündemde. Bir yerlerden döviz bulmaya devam ederse dövizde de bir hareket olmayabilir. Altına bakacak olsanız altın işte ons fiyatı işte Amerika faizi ne yapacağı bağlı olarak da değişiyor filan. Orada bir hareket olur mu olmaz mı onu bilemiyorsunuz. Geçmişte belki çiftlik banka girdiniz. Hani şu danaya girelim ki oradan para kazanırız diye düşündünüz. Orada yani siz yapmamışsınızdır tabii ama ortalama bu işlere ya da bu işlere ilgi gösterenler açısından söylüyorum. Orada zarar ettiler. Kriptoya girdiler ki geçen haftaki konumuz da buydu. Kripto piyasalarının nasıl çöktüğünü hep beraber izliyoruz. İşte geçen hafta FTX battı. İşte şimdi bunun başka platformlara da yayılması bekleniyor. Fiyatlar epey gerilemiş durumda. Milyarlarca dolarlık zararlar ortaya çıkıyor. Orada da kazanamıyorsunuz. Gayrimenkule girecek olsanız gayrimenkul fiyatları inanılmaz derecede artmış durumda. Orada da bir imkan yok. O zaman geriye ne kalıyor? Borsa diye düşünebilirsiniz. Borsaya girelim diye düşünebilirsiniz. Zaten özellikle bazı sosyal medya hesaplarında yani tahmin ediyorum ki siz de o gruba giriyorsunuzdur eğer tasarrufunuz varsa. Küçük yatırımcılara gel gel yapan birinin açıklamaları görüyorsunuz. Falanca hisse senedi uçacakmış, filanca hisse senedi kaçacakmış filan.
gibi haberler görüyorsunuz. Hatta bazı hisse senetleri de hakikaten işte son birkaç aylık dönemde 5 katına 10 katına çıkan fiyatlara ulaştı. Yani fiyatlar 5-10 katına ulaşmış durumda, ciddi artışlar var. Ve onlara bakıyorsunuz işte falanca hisse senedi uçtu, filanca hisse senedi bilmem nereye gitti filan. Ve diğer alternatiflere bakıyorsunuz, orada reel olarak getiri sağlayacak bir fırsat görmüyorsunuz ya da göremiyorsunuz. Doğal olarak kulağınızı kabartıyorsunuz. Ama ben öncelikle şunu ifade etmek isterim. Bizim borsamızın, yani Borsa İstanbul'un mevcut dönemdeki fiyatlamalarının ben ekonomik gerçekliklerle ve geleceğe ilişkin beklentilerle ilişkisinin koptuğunu düşünenlerdir. Yani insanlar başka yer bulamadıkları için, borsaya girdikleri için ya da borsaya para aktardıkları için hisse senetlerinde suni bir yükseliş yaşanıyor. Çünkü biz hisse senedine yatırımı anlatırken, ki ben yıllardır yüksek lisans ve doktora seviyesinde portföy yönetimi dersleri de veren birisiyim. Ama buradan benim borsadan para kazandığım anlamı çıkmasın. Çünkü kazanmadım. Ama kazanmayan sadece hoca olarak ben değilim. Yani benim tanıdığım finans hocalarının hemen hiçbiri borsadan para da kazanamadı. Çünkü fiyatlama mekanizması özellikle bizim borsamızda, bizim kitaplarda anlattığımız şekilde olmuyor. Neyi bekliyoruz biz? İşte siz bir hisse senedini aldığınız zaman şirkete ortak olursunuz. Bu şirket gelecekte para kazanır. Para kazandığı zaman da sizin payınıza düşecek miktar artar. Dolayısıyla siz bu işten karlı çıkarsınız. Mealen söylüyorum. Eğer özel talebiniz olursa daha detaylı bir biçimde bunları anlatabilirim ama şimdi konuyu karıştırmamak için. Şimdi o zaman neyi beklememiz lazım? Şirketlerin sizin hisse senedini aldığınız tarihten sonraki dönemlerde çok para kazanmasını beklememiz lazım. Şirketler nasıl para kazanacak? Ürettikleri mal ve hizmetleri birilerine satacaklar, oradan kar elde edecekler. Bundan da sizin payınıza düşeni verecekler. Bakın biraz önce alıntıladığım Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararına ilişkin duyuruda da aynen şu ifade kullanıyor. Önümüzdeki dönemde küresel büyüme tahminleri aşağı doğru indiriliyor ve resesyonun, dünya ekonomisi için söylüyor, bunu Merkez Bankası söylüyor, resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu algısı yaygınlaşıyor. Yani diyor ki dünya ekonomisi diyor resesyona doğru gidiyor. Şimdi dünya ekonomisi resesyona gittiğinde Türkiye ekonomisinin çok böyle parlak bir dönem geçirmesini bekleyebilir miyiz? Özellikle ihracata büyük bel bağlamış bir ülke olarak. Onu bekleyemeyiz tabii yani. Dünya kötüye giderken bizim oradan pozitif şekilde ayrışmamız söz konusu olmayacak. Bizdeki göstergeler de ekonomik büyümenin hızla yavaşladığını işaret ediyor. Yine Merkez Bankası'nın metninden alıntılayarak söyleyeyim. Şurada tam onu işaretlememişim ama işte önümüzdeki dönem, şöyle söylüyor. Merkez Bankası söylüyor. Yılın ikinci yarısına dair öncül göstergeler ise zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlamanın sürdüğünü işaret etmektedir. Yani Türkiye ekonomisinin büyüme hızının yavaşladığını Merkez Bankası söylüyor. O zaman tekrar şirketlerin nasıl para kazanacağına dönün. Yani şirketler önümüzdeki dönemde böyle çok para kazanma ihtimaline sahip değilse, çünkü ürettik mal ve hizmetleri satmakta zorlanacaklar. O zaman siz o şirketten hissesini alarak nereden para kazanabilirsiniz? İşte Zurna'nın zırt dediği yerde burası. Şu anda böyle sosyal medya hesap çok yaygın yapılıyor. Ben de bunları sık sık görüyorum. Sosyal medya hesapları üzerinden falanca hisse şöyle açacak, kaçacak, filanca hisse böyle uçacak gibi açıklamalar görüyorsunuz. Onların tamamı küçük yatırımcılara gelin, bizim aldığımız hisseleri sizin üzerinize yıkalım da biz biraz para kazanalım mesajından başka bir şey değil. Diğer bir ifadeyle, sizin eğer borsaya girme gibi bir niyetiniz varsa alacağınız hisse senedinden para kazanma şansınız ancak ve ancak sizden daha fazla para ödemeye razı olan birilerini bulmanızla mümkün olacaktır. Çünkü sizin aldığınız hisse senedini size satanlar sizden daha düşük fiyat aldıkları hisseleri size satarak sizin üzerinizden para kazanıyorlar. Siz de
başka birilerini bulabilecekseniz buyurun girin. Ama tekrar edeyim, önümüzdeki süreç, biraz önce Merkez Bankası'nın metnine de atıfta bulundum. Hem Türkiye ekonomisine ilişkin hem de dünya ekonomisine ilişkin beklentiler, şirketlerin 2023 yılında böyle yüksek karlar elde edeceğine ilişkin bir şey göstermiyor. Hatta durgunluk, resesyon gibi kavramların sık kullanıldığı bir dönemdeyim. Bu sebeple ben şunu ifade etmek isterim. Hiç kimse, hele özellikle tanımadığınız birileri, sizin para kazanmanız için size hisse senedi önerisinde bulunmaz. Eğer birileri size şu hisseler çok yükselecek diye tavsiyede bulunuyor ise, öneride bulunuyor ise, bilin ki o hisselerin, o öneride bulunanların portföylerinde var ve onları birilerinin üzerine yıkmak için çaba sarf ediyor. Yoksa tanımadığınız birileri sizin para kazanmanızı niye istesinler ki? Yani böyle bir dünya var mı? Madem çok kazanılacak, kimseye söylemesinler, kendileri alıp o hisse senetlerini tutsunlar. Şirketler kar ettiğinde o cevheri fark etmiş olan o oyuncular da yüksek para kazanmaya devam etsinler. Ama hayır, öyle değil. Size söylüyorlar, gelin siz de alın diye. Alın, aslında söyledikleri gelin siz de alın değil. Bunun tam ifadesi gelin bendekileri alın. Ve benim aldığım fiyattan daha yüksek bir fiyattan alın diyerek sizi o piyasaya davet etmeye çalışıyorlar. Girmek ister misiniz? Bu sizin bileceğiniz bir şey. Ben tekrar diyorum, biz finans hocaları böyle finansal piyasalarda para kazanmayı beceren insanlar değilizdir. Umarım siz şanslı gruptansınızdır, kazanabiliyorsunuzdur. Ama unutmayın, kolay para kazanmak mümkün değil. Eğer birileri size paranın kolay bir biçimde kazanılacağına ilişkin bir formül öneriyor ise, bilin ki o formül sizin değil, kendilerinin para kazanması üzerine kurgulanmıştır. O yüzden dikkatli olmakta yarar var. Diyerek bugünkü yayınımızı burada sonlandıralım. Önümüzdeki hafta yine Türkiye ve dünya ekonomisinin gündeminde olan başka bir konuyu birlikte değerlendirmek üzere bana katılırsanız memnun olurum. Hepinize sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.